Sonra evet. Kemal Erdemoğlu'na soracağım soru şu. Hastaneyi niye vurdu arkadaş? Hı-hı. Hastaneyi. Hı-hı. Bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi pencereyi bir okuyalım. Batı'nın gözü kapalı, kulakları tıkalı. Gazze'deki vahşet. Şimdi burada tabii Batı medyası sınıfta kaldı. Onu söyleyelim. Bakın Erdoğan'ın uluslararası medya 200'lü sözü. Erdoğan'ın bu sözünün altına imzamı atarım. Hatta 200'lü tabii, bile demeyeceğiz tabii, artık. Tabii, elbette, tabii. 200 olunca bir öyle olur, bir böyle olur. Burada öyle değil. Şimdi burada soru bakın şu. İsrail dünyadan böyle bir tepkinin yükseleceğini bile isteye. Hı hı. Bile isteye. Neden hastaneyi vurdu? Evet, güzel. Şimdi artık bu savaş çok iyi anlaşıldığı gibi İsmail sen de iyi gözlemliyorsun. Toprak almak, toprak vermek, düşmanı bulunduğu yerden atmak olmaktan çıktı. Çıktı. Kesinlikle. Nedir? Güvenli alan algısını yıkmak. Ya hiç aklına, çünkü hastaneden daha güvenli neresi olabilir? Bak camiye de, kiliseye de, sinagogu da boş ver. Oraya da vurabilirler çünkü. Ama bu hastane. Savaş hiç kimse yapmadı bunu. Yapmadı bugüne kadar. Oldu birkaç kez ama yani kim yapıyorsa suç işliyor tabii ki. Yani savaş alanı dışında, savaş dışı alanlar daha doğrusu bunlar ve orayı hedef olarak görmezsin. Şimdi burası güvenli alan algısını tamamen ortadan kaldıran bir şey. Bu anlamda başarılı. Çok başarılı. Çünkü hastaneye güvenemiyorsan artık neye güveneceksin? Alman başbakanı geldi, yere kapaklandı adam. Dur. Ha gelecek miyiz oraya yoksa? Keseyim mi? Estağfurullah tabii tabii. Dur, çok özür dilerim. Tabii, estağfurullah. Şimdi dün efendim ben hazırlıklarımı yaptım. Ekiple, danışmanla hepsiyle konuştum. Hazırım. Sonra her zaman yaptığım gibi Ercüment İşley'in yanına çıktım. Bizim Halk TV komiterinin yayın yönetmeni. Hı hı. Onunla böyle konuşuyoruz. Ercüment nasıl durum? Hangi haberler işte okunuyor? Hangilerine halkımız ilgi gösteriyor falan derken bana bir video gösterdi. Sonra ben bunu arkadaşlarımdan rica ettim. Hani Mustafa Kemal Erdemoğlu diyor ya güvenli alan. Şimdi bakın her zaman söylediğimizi. Şimdi Almanya arkadaşlar Scholz. Onunla ilgili bir video vardı. Hatta bir fotoğraf vardı. Her zaman söylediğimi bir kere daha tekrar edeceğim. Güvenlik, barış, refah ve istikrar ya her yerdedir ya da hiçbir yerde değildir. Bunu birazcık yorumlasın. Çünkü biraz evvel hastaneye niye vurdular diye sorduğum zaman güvenlik algısını yıkmak istedi. Bence de İsrail bunu bile isteye yaptı. Tabii, tabii. Çünkü kara harekatı yapamıyor. Ama ne demişti İsrailliler? Kara harekatı dışında seçeneklerimiz de olabilir demişti. Bence evet. O uğradıkları Hamas saldırısından sonra almak istedikleri intikam, vermek istedikleri mesaj hastaneyi aynen, bilerek vurduklarını gösteriyor. Kesinlikle öyle. Bir kanıtı da şu olsun o zaman. Heh. Sevgili İsmail. Tabii. Dün akşam ne yaptılar? Ne yaptılar? Dün akşam da Kudüs'te 3 tane hastanenin çok yakınında ama. Ha, bomba düştü. Tabii. Şimdi bunlar tesadüf değil. Bilgisayarla yapıyorsun her şeyi. Yanılması, sapması mümkün değil. Hedef gözeterek atıyorsun, vuruyorsun. 3 tane hastane var orada. Harita olsaydı da gösterseydik. Biri de Türk ismi taşıyor. Şifa Hastanesi. Hristiyanların var. Zaten o vurulan o Baptist adı üzerinde. Baptist işte. Misyonerlerin, Hristiyan, Anglikan misyonerlerin hastanesi. Şimdi onları vuruyorsun. Oraya bu tesadüf değil. Ne diyor? Elbette. Diyor ki arkadaş hiçbiriniz güvende değilsiniz. Hiçbiriniz diyor. Güvende değilsiniz. Yani bak ne diyorum? Bunu da kabul ediyorum. Cami vuruldu, sinagog vuruldu, kilise vuruldu vesaire ama bir savaşta hastanenin vurulması o kadar nadirdir ki o örnekleri verebiliyorsun. Diyorsun ki tarihte şu kadar oldu diyorsun. Ben sana söyleyebilirim. Birkaç tane. Çünkü birkaç tane. Japonlar yaptı. Ondan sonra Cenin Tugayları yaptı. Filistin'de bir çocuğu İsrail Dürzi toplumuna mensup bir çocuğu asker sandılar. Hastaneye gidip öldürdüler. Şimdi bakın pencereden evet. Sonra bir güne geçiyorum. Katil ABD, Siyonist, İsrail, Faşist, Netanyahu. Şimdi bakın bu bir günden. Şimdi bunu aklınızda tutun. Şimdi Yeni Şafak'a geçelim. Bakın bir soldan bir sağdan baktığımız zaman aynı bakış açısını görüyorsunuz. Katil olay yerinde diyor. Albayrak grubunun gazetesinde de Netanyahu ile Biden'ın vermiş oldukları bu inanılmaz fotoğraf işte bir de bunu gösteriyor efendim diyelim ve bir habere gidelim. Bakalım ne var? Heh. Şimdi ABD Başkanı Biden eğer bu fotoğrafı vererek kendi ülkesi için, Amerika'nın çıkarları için küresel düzlemde işte Rusya'yla, Çin'le, Hindistan'la rekabet ediyor. Bunun için faydalı bir şey yaptığını düşünüyorsa yanılıyor. Hatta ilave edeyim, eğer Biden bu acımasız saldırıdan bir gün sonra İsrail'e giderek bu fotoğrafı verdiğinde İsrail'e iyilik yaptığını düşünüyorsa Biden fena halde yanılıyor. You rightly said. Sizin ziyaretiniz bölgede savaş meydana gelirken bir ABD başkanının İsrail'e geldiği ilk ziyaret. Dünyanın bir numaralı gündem maddesi yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı. Saldırının ardından Biden'ın tavrı merak konusuydu. ABD Başkanı önceden planlanan ziyaretini iptal etmedi, İsrail'e gitti. Biden'ı İsrail Başbakanı Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog karşıladı. Netanyahu'nun Biden'a gülerek sarılması tepki çekti. İsrail, ABD ve diğer demokrasilerle aynı değerlere sahip. ABD Başkanı Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD'nin İsrail'in yanında olduğunu söyledi. Hastane saldırısını değerlendirdi. Üzgünüm, İsrail değil diğer taraf yapmış görünüyor dedi. Gazze'de yaşanan patlamadan büyük üzüntü duyuyorum. Gördüğüm kadarıyla bu diğer taraftan yapıldı. Biden, İsrail kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapabilir. Bunun olmasını da temin edeceğiz dedi. Bu canavarların tüm Filistin halkını temsil etmediğini akılda tutmamız gerekiyor. Biden konuşmalarını kağıttan okudu. Liderler görüşme sonrasında basın mensuplarından soru almadı. Biden'ın İsrail'den sonra Ürdün'e geçmesi, burada Ürdün Kralı Mısır Devlet Başkanı Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşmesi bekleniyordu. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının ardından bu görüşme iptal edildi. ABD Hazine Bakanlığı da Hamas'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu. Yaptırım listesinde Türkiye ile bağlantılı kişiler de var. Şimdi bu işlenen, hani ilk günden itibaren sizin dikkatinizi çekmeye ve aklınıza Bosna'yı, Srebrenica katliamını getirmek istiyorum. Orada da masum siviller katledilmişti, hatırlıyor musunuz? Dünya seyretmişti. Dünya seyretmişti uzun zaman boyunca. Şimdi Mustafa Kemal Erdemoğlu'na bunu soracağım ama Güven, rica etsem sabahın İngilizce edisyonu vardı. Onu bir getirebilir misin? Bak, şimdi bugün bence de doğru bir başlık, evet, bu. Doğru. Daily Sabah gazetesi "This is a war crime" diyor. Doğru. Bu bir savaş suçu diyor. Kesin. Acaba sizce öyle mi? Elbette öyle. Çünkü savaş suçuna yol açan maddeler belli. Hepsini sıralamayacağım. Ya işte cinsel şiddet var. Bak, rehin almak ile esir almak farklı şeyler, tabii, malum. Tabii. Esir alırsın ama rehin alamazsın. Böyle birkaç madde var. Bütün bunların hepsi var bu savaşta. Dolayısıyla savaş suçu. Şimdi bu savaş suçu kavramı 20. yüzyıla ait bir kavramdır ama çok şaşırtıcı gelebilir. 1474'te bile Peter von Hagenbach, bu hukuk okuyan, tarihi okuyan, uluslararası ilişkiler okuyan herkes bunu bilir. Olayı vardır. 1474 yılında Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu mahkemeleri bu adamı yargılamış. Savaş suçu işlediği için. Belki adı savaş suçu değildi ama işte hile yaptı vesaire. Şimdi insanlığın başı o zamandan beri bu kavramla belada. Yüzyılımıza, 18. yüzyıla geldiğimiz zaman da Amerikan İç Savaşı'na borçlu. Lider Kanunu diye bir şey vardır. Evet. O da savaş suçlarını düzenler. Yetmemiş, 1866 ve 1907 Lahay anlaşmaları gelmiş. Arkasından işte ne bileyim Nürnberg mahkemeleri gelmiş. O kadar net ki hiçbir yanlış anlamaya fırsat vermeyecek düzenlemeler yapılmış. Savaş dışı alanları vuramazsın. Bitti. Esirlerini öldüremezsin. Bitti. Burada savaş suçunu işliyor olmasının tek örneği bu yaptığı vahşet değil İsrail'in. Bak sevgili İsmail, hapishanelerinde, Filistin hapishanelerinde 12 yaştan büyük, 15 yaştan küçük binlerce çocuk yatıyor. Evet. Ben onlardan birisinin üyesiyim. Filistin cezaevleriyle ilgili bir komite vardır. Raporları düzenli gelir. Bir de orada vahşet vardır. Yani savaş suçu sadece savaş sırasında işlenen bir şey de değil. O kavram da değişti. Savaşmadığın, çatışmanın olmadığı bir yerde de sen ülke olarak savaş suçu işleyebilirsin. Evet. Ve bazı savaş suçlarının zaman aşımı yok. Hatırlasana lütfen, işte Japonya, tabii, tabii, büyük emperyal güç olduğu dönemde Çinli ve Koreli kadınları bir seks kölesi haline getirdi. Hala yargılamalar devam ediyor, cezalar ödeniyor. Elbette.